بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز أستاذلار، محترم مهمانلار، برشلرينجزني üç bu tedbir bilen mübarek bad etişke icazet bir geysiz. Yukarıda muhterem damlamız etkerleridik. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a irgeçiş bu müminin müsulmancılığının mezanı hesaplanadı. Ustazımız Şeyh Hazretlerden kılgen nakılları bana şu mananı takitleydi. Ustazımız Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Rahmetullahi Aleyhinin hayatları da, bu kişinin icatları da bizge bulgen inkette bir azoka. Uluq salaf salihlerimiz, sahabe-i kiramlar, uluq salaf salihlerimizin Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a mutabaat ergeçlerdeki onların kürsetken namuneleri o zatın ustazımızın eserlerde hem bu arada köp manalar var ve şu bilen birge üç bu yani hayat sünnetini hayatka tatbik etiş barası da hem Hazretimiz bizge hayati bir namunu kürsetken ediler. Nega biz sahabelerinin Peygamberimiz aleyhisselam'a kanday ergeçler hakkında to'xtalib bu borada izlanish qilishimiz kerak va buning ahamiyati nimada? Alloh subhanahu va taolo o'zining so'nggi dini islom dini bilan yer yuzini munavvar qilar ekan, islom barcha jihatdan ilgargi samoviy dinlardan imtiyoz va afzalligi bilan ajrab turdi. Avvalgi payg'ambarlarning ba'zi birlarida ergashuvchilari juda ham kam bo'lgan. Ba'zi birlarida bo'lmagan ham. Ba'zi payg'ambarlarning ergashuvchilari bo'lsa-da payg'ambarlariga mutobaatlari, ya'ni ularga tobeligi hatto Qur'oni Karimda ham vaqti o'rni kelganda tanqid ostiga olingan. Misol uchun Musa alayhissalomga qavmi azor bergan. Lekin bu azor bergan qavm iymonsizlar emas edi. Aynan Musa alayhissalomni payg'ambarliklarini tan olgan, u kishiga ergashganlar edi. Rasul akram alayhissalatu vasallamning sahobalariga ularning hayotlariga nazar solsak, ularda Rasulimiz alayhissalomga azob berish ko'chasiga yaqinlashish degan narsani o'zi yo'q. Balki bor vujudlari bilan o'zlarini Rasulullohga fido qilganlar. Iso alayhissalomning havoriylari tarixda zarbul masal bo'lib qolgan, ya'ni payg'ambarga ergashuvchi eng yaqin insonlar sifatida. Lekin ularning ham adadlari juda oz edi. Shu bilan birga o'sha havoriylar ham Qur'oni Karim hikoya qilganidek, vaqti kelganda Allohdan mo'jiza ko'rsatishini Rasul payg'ambar Iso alayhissalom qo'lida mo'jiza ko'rishni va bu bilan qalblari taskin topsa degan umidni qilishgan. Lekin sahobay kiromlarning hayotiga nazar solsak, ularda bunday narsa yo'q. To'g'ri, musulmon bo'lmasdan oldin mo'jiza talab qilish yoki shunga o'xshash mo'jiza kutish holatlari, qidirish holatlari bo'lgan, lekin musulmon bo'lganlaridan keyin ular Rasul akram alayhissalotu vasallamdan hech qachon mo'jiza talab qilmaganlar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning sahobalarining adadlari ham bir mo'jizaviy holatni ifoda qiladi desak xato bo'lmaydi. Hadis shariflarda keladi, avvalgi payg'ambarlar nabiylarning adadi 124 mingta bo'lgan. Sahoba ikromlarning adadi ham rojih qavlga ko'ra ulamolarimiz aytadilarki 124 mingga yetgan. Oxirgi vaqtlarda sahobalarning adadi insoniyatga yuborilgan avvalgi payg'ambarlarning adadiga, demak, mutanosib holatga kelgan. Bu ham Rasul akram alayhissalotu vasallamning mo'jizalaridan desak bo'ladi va bizning muqaddas dinimizning, demak, boshqa dinlardan ajratib turuvchi imtiyozlaridan hisoblanadi. Sunnatga ergashish borasida kishilarning qarashlari turlicha. Kimlardir faqatgina diniy amallarda, ibodatlardagina sunnatga ergashish kerak deb o'ylaydi. Yana kimlardir aytaylik boshiga musibat tushib, yo biror bir yumushini bitirish ma'nosida sunnatni qidirib qoladi. Yana kimlardir hozirgi kunda masalan sunnatni hayotga qanchalik ahamiyatligi haqida o'ylash tugul sunnatni inkor qilish, shubha tug'dirish borasida so'z qotadi. Lekin sahobalarning sunnatga bo'lgan munosabatlari, ularni sunnatga ergashishdagi tariqatlari bu
sünnetke bolgan münasebetteki en doğru geçim hesaplanadı. Nega? Çünkü sahabelerinin ergeşleri Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselamın özlerinin nazaratları aslında bo'lgan. Bilamiz ki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın her bir hareket, her bir sakinatları vahiy nazaratıda bo'lgan. O zat aleyhissalam hiç kaçan Allah narazı bo'lgan işe razı bo'lmaganlar. Ve her kaysa halette Allah'ın şeriatını ustun koygenler. Demek sahabelerinin ergeçlerde eğer hatalik bolsa Peygamberimiz aleyhisselam onu düzeltkenler. Şunun için Resulullah'ın ergeçişte en güzel namuna, en doğru namuna sahabelerinin hayatı hesaplanadı. Çünkü onların taklitleri, onların Resulullah'ın ergeçişleri hem vahiy tasdiki bilen, siz bilen bizge namuna kılıp koyulgen. Şunun için ulamalarımız sahabelerinin Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'a bo'lgan mutabaat, ergeçlerden namunalarını keltirip zikir kıladılar. O şeylerden bir ayrımlarını biz hem eslep ötemiz. Sahabeler din işlerde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a kademme kadem ergeçler idi. Ebu Said Hudri raziyallahu anhu aytadılar. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam bilen bizge namaz okuyatken edik. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şipaklarını yetiştiler namaz ortasında. Şunda cemaatteki hamma namazhan şipakını yetişti. Namazdan keyin Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam soradılar. Şipakını niye yetiştiler? Sahabeler ettiler ki, ya Resulullah sizin yetişkenliğinizi körüp yetiştik. Şunda Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam ettiler ki, yok. Menge Cebrail gelip menin şipakımda, menin kavuşumda kirlik varlığını aitti. Şunun için ben onu geçtim. Yani necasat barlığına aitti. Sizler geçtiğiniz şart emezdi dediler. Lekin sahabelerinin ergeçişi bu yerde namuna. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam namazda kavuşunu geçseler, geçiyordular, kiyseler, kiyediler. Bana şunu deyip Amr ibn Şuayb atasından, o babasından rivayet kıladı. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam bilen birge saniyetül vada'dan çüşüp geliyatken edik. Üstümde sarık, yupka, kiyim baradı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam menge mündak karadılar da bu sarık kiyim üstünde nümekli yaptı deyip koydular. Ben bundan bu kiyim Resulullah'ın yakma geldiğini bildim de doğru üye gelip ahlımını aldıya kirdim. Karasam onlar tendurda ot yakıyken iken otke taşıp kiyimini yakıp yubardım. Ertesi ki Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam'a rupara bol gendim. Keçeki kiyim kanı dediler. Şunda ya Resulullah keçe sizge yakma geldiğini sezip ben onu tandırga taşıp yubardım dedim. Şunda Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam yok. O ayollarga bola urardı. Ahli ayolingdan birortasiga bersang bola urardı dediler. Lekin sahabalarning bu yerda ergashishdagi mutobaatdagi demak namunalar shuki, hatto ko'z qiri bilan qarab o'zlari Rasulullohga yoqmagandek ko'ringan ishdan ham ular demak hazır bo'lishar edi. Abdulloh ibn Umar raziyallohu anhu aytadilar. Rasul akram aleyhissalatu vesselam tilladan üzük taktılar. Üzükni közünü kolların barmağın içki tamamını ögürüp aldılar. Fakat mühür üçün idi. Şunda sahabalar birin ketin üzük taka başladılar. Tilla üzük. Şunda Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam yok. Ben mescitte oturup durup üzükünü taşa vardılar. Mescitte hemen aldı da üzükünü geçip taşladılar da keyin kümüşten üzük kıldırıp taktılar. Sahabalar hatta ben üzük takışta hem Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'a ergeşkenler için Resulullah üzükünü geçtiler bilen onlar hem üzükünü geçip taşlaştı. Abdullah ibn Abbas raziyallahu anhu ayetlediler. Nebi aleyhissalatu vesselam bir kişinin kolu da tırlağdan üzük görüp üzükünü alıp koludan alıp paske geçip koydular. Şunda haligi adam öşe üzükünü kayıtıp koluya üşemedi. Adamlar eşitti ki, o üzükünü Resulullah erkek kişi takmasın deyip senden geçip koydular. Alıp faydalansın bola uğradı deyişti. Şunda o kişi ettiler ki, haligi sahabi, yok Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam kolumdan alıp taşlagan narsani kayıtıp koluya almayayım ben dediler. Ebu Sa'labe Huşani aytadılar. Adamlar sahabalar yani bir joyga qo'nishsa, biror vodiyda yo biror bir yo'lda bir joyga qo'noqlashsa, Rasululloh aleyhissalotu vasallam ularga aytadilar.
إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. من شو وادي لردا يول بوي لردا دم أجندا ترقاق ترشينلر بو شيطان دان ديدلر. شند أدملر شو درجة بربر لرجة جيبس لش بيقل لشت كي حتى أستجى بيت تشايشب تشسته هم أصلا قمر ديجان درجة بربر جي يقن يتا ديجان بولشت يقن أطلا ديجان بولشت. رسول الله عليه الصلاة والسلام جه إيرجشته ayollar ning ham shijoatlari baland edi. Oyisha roziyallohu anha aytadilar. Sahobalarning ayollarini vasf qila turib aytadilarki: Alloh subhanahu va taolo waliyadribna bi khumurihin ala jubihin. Ular xumur ro'mallarini jayblariga, yoqa yoriqlariga tashlab olsinlar degan oyat nozil bo'lganda Muhojir ayollarini ko'rdimki, Alloh ularni rahmatiga olsin. Ustilardagi kiyimlarini ikkiga bo'lib, yarmini ro'mol qilib tutib, yarmini yelkasiga tashlab yuradigan bo'ldilar, dedilar. Ya'ni oyat nozil bo'lishi bilan Rasul akram alayhisolatu vasallamning tillaridan yangrashi bilan ana shunday unga amal qildilar. Bu yerda nima biz foyda olamiz? Bugungi kunda mana shu oyat waliyadribna bi khumurihin ala jubihin. Demak, ro'mollarini yoqa yoriqlariga tashlab olsinlar degan oyatdagi xumur ro'moldan murod nima degan fitnali savolni o'rtaga qo'yib, ushbu oyat tafsirida ayrim shubhalarni tarqatayotganlar bor. To'g'ri, xumur deb har qanaqa yopiqni aytiladi. Masalan, kichkina jaynamozni ham xumur, xumra deyishgan. Lekin oyatda aynan qaysi xumra nazarda tutilgan, boshga tutiladiganmi yoki jaynamoz qilib yerga solinadiganmi degan savol tug'ilsa, ana biz sahobalar bunga qanday amal qilgan? Ana o'shanga nazar solishimiz kerak. Sahobalar, sahobiylarning ayollari bu xumur deganda nimani nazarda tutdi, nimani tushunishdi? Agar ularning tushunchalarida xato bo'lsa edi, Rasululloh to'g'rilardilar. Ular tushungan tushuncha, amal qilgan yo'sin qaysi bo'lsa, demak, oyatning ma'nosi shu bo'ladi. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam oyatni shunday tafsir qilgan bo'ladilar. Oyisha roziyallohu anha aytadilarki, bu yerda boshdagi ro'mol nazarda tutilgan va ro'molni odatda orqadan tashlab yurishardi deydi imomi Zamaxshariy. Keyin uni oldidan tashab yuradigan bo'lishdi. Ummu Salama roziyallohu anha ham ana o'sha voqeani eslaydilar. Ana shunga o'xshash voqeani aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo yudnina alayhinna min jalabibihin. Ey payg'ambar, musulmonlar, mu'minlarning ayollariga ayting, ular jilboblarini boshdan to'shasinlar. Oyati nozil bo'lganda ansorlar xuddi boshida qarag'abor odamlarni singari ko'chaga chiqadigan bo'lishdi. Ya'ni boshlaridan kiyimlarini ana shunday tashlaydigan bo'lishdi jilboblarini. Bu ham demak bugungi kunni demak miqyosda olib qaraganimizda har birimiz uchun namunaviy holatlar hisoblanadi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu Rasul akram alayhissalotu vasallamga ergashdi, eng go'zal namuna ko'rsatgan sahobalardan hisoblanadilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam Makka fathida Ka'baga kirib namoz o'qidilar. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu tashqarida qolib ketgandilar. Hazrati Bilal Rasululloh bilan birga ichkariga kirgandilar. Rasul akram alayhissalotu vasallam Ka'badan chiqishlari bilan Hazrati ibn Umar roziyallohu anhu yugurib chopqillab bordida Hazrati Biloldan so'radi: "Ey Bilol, Rasululloh qayerda namoz o'qidilar? Qanday namoz o'qidilar?" Hazrat Bilal ko'rsatib berdilar. Men eshikka orqani qilib, mana bergi ustun bilan ikki ustun o'rtasida devordan 3 ziro orqada turib namoz o'qidilar deb joyini ko'rsatdi. Ibn Umar roziyallohu anhu qachon Ka'baga kirsalar, o'sha yerda xuddi o'shanday namoz o'qirdilar. O'sha vaqtda ham Rasululloh chiqishlar bilan ham xuddi shunday namoz o'qiganlar va keyin ham Ka'baga kirganlarida aynan xuddi shunday Rasul akram alayhisolatu vasallam qanday turib namoz o'qigan bo'lsalar, qaysi joyda o'qigan bo'lsalar shunday namoz o'qirdilar. Muaviya roziyallohu anhu xalifalik vaqti Makkaga haj qilgani keldilar. Hajda Ka'bani tavof qilyotib, Ka'bani to'rala burchagini ham istilom qildilar. U kishi istilom qilib, qilish ya'ni qo'l bilan siylab ko'zga surtish amalini istilom deydi. Istilom qildilar. Shunda Ibn Abbos roziyallohu anhu e'tiroz bildirdilar. Muaviya roziyallohu anhu aytdilarki, men Ka'bani biror burchagini tashlab ketishni istamayman dedilar. Shunda
Ibn Abbas roziyallohu anhu valakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sizlarda Allohning rasulida go'zal o'rnak bor. Rasululloh faqat rukni yamoni bilan Hajarul Asvad burchagini istilom qilardilar dedilar. Shunda Muaviy roziyallohu anhu to'g'ri aytasan dedilar-da, shundan keyin haligi odatni tark etdilar. Ali roziyallohu anhu haqlarida ham mana shunday bir namunani ko'rishimiz mumkin. Fatima roziyallohu anha tegirmonda ko'p ishlaganlardan qo'llari qavarib ketgan edi. Rasul akram alayhissalotu vasallamdan xodim so'rab bordilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam xodim bermadilar-da, uyga boringlar, men o'zim boraman dedilar. Keyin uydalik vaqtlarida Rasul akram alayhissalotu vasallam ularni oldilariga keldilar kechki payt. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, sizlarga xodimdan ko'ra, xizmatchidan ko'ra yaxshiroq narsani o'rgataymi? Har gal to'shakka yotganda 34 ta takbir, 3 ta tasbih, 3 ta hamd ayting. Mana shu sizlarga xodimdan ko'ra yaxshi dedilar. Hazrat Ali roziyallohu anhu aytadilarki, men hayotimni oxirgi paytigacha mana shu narsani, ya'ni Hazrat Ali aytadilarki, men biror kun shu zikrni qo'ymadim dedilar. Shunda Hazrat Alidan so'rashdi, taqsir Siffin jangida bo'lgan kuni, Siffin voqeasi bo'lgan kuni ham shu sunnatga amal qilganmisiz deganda, ha deb javob berdilar. Ummu Habiba roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasul akram alayhissalotu vasallam aytdilar: "Kim bir kechayu bir kunduzda farz namozdan tashqari 12 rakat namoz o'qisa, unga jannatda bir uy bino qilinadi" deganlarini eshitdim. Shundan beri Rasul akram alayhissalotu vasallamdan shu hadisni eshitgandan beri men 12 rakat namozni tark qilmadim dedilar. Hadisni o'kishdan rivoyat qilgan Ambas aytadi: "Men Ummu Habibadan shu hadisni eshitganimdan beri ushbu 12 rakat namozni tark qilmadim" dedi. Hadisni undan rivoyat qilgan Amr ibn Aws aytadi: "Men buni Ambasadan eshitganimdan beri 12 rakat namozni tark qilmadim" dedi. Nomon ibn Solim Ambasadan rivoyat Amr ibn Awsdan rivoyat qilgan muhaddis aytadiki, "Men shu hadisni eshitganimdan beri 12 rakat namozni kundalik nafl namozni tark qilmadim" dedilar. Ushbu hadis sharifda ham bir nuqtaga to'xtalib o'tishimiz lozim. Bugungi kunda mana bizning ulamolarimiz farz namozdan tashqari 12 rakat namozni, sunnat namozlarini, sunnat ravotibani ta'lim berib ketganlar, lekin hozir ko'p joyda savol bo'ladi. Masalan, sunnatni o'qmasdan chiqib ketib qolsa nima bo'ladi? Safarda sunnatni o'qish shartmi degan savolni qayta-qayta berishadi. Biz demak, ushbu hadisdan istifoda qilishimiz kerakki, Ummu Habiba roziyallohu anha aytadilar, Rasulullohdan eshitgandan beri shu 12 rakatni tark qilmadim dedilar. Demak, mana shunga amal qilinsa, bizning ulamolarimizni tutgan yo'llari qanchalar, demak, asosga ega ekanini yana ham anglab olishimiz mumkin. Sahobalar oddiy ishlarda ham Rasul akram alayhissalotu vasallamga taqlid qilardilar. Rasul akram alayhissalotu vasallam bir kuni safarda ketayotib bir daraxtning ostiga to'xtab o'tdilar. Ibn Umar roziyallohu anhu birga edi. Shu bo'yi Hazrati Ibn Umar roziyallohu anhu mana shu daraxtni parvarish qilishga tushdilar. Va har gar shu yo'ldan o'tganda shu joyga tushib dam olib o'tardilar. Aslida ergashish lozim bo'lmagan ish, lekin Rasul akram alayhissalotu vasallamga ergashishda nihoyatda haris bo'lganlaridan o'sha daraxtni parvarish qilib so'lib qolmasin deb bir tarafdan uni parvarish qilib bordilar va o'sha daraxtni oldidan o'tganda har gal tushib qo'noqlab o'tadigan bo'ldilar. Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu aytadilar, Rasul akram alayhissalotu vasallam bir kun qo'llarimdan ushab xonadonlariga yetalab bordilar. Uydan bir kesim non olib chiqdilar-da, keyin ahllaridan so'radilar, bu non xurushi qani, buni non xurushi dedilar-da, keyin kirib sirka berishdi non xurushga sirkani berib olib chiqdilar. Keyin birga Rasul akram alayhissalotu vasallam bilan birga biz sirkani non bilan qo'shib yedik. Shundan beri sirkani yaxshi ko'raman va doim sirka yeyman dedilar. Yana bir ajoyib hikoya keladi. Hazrati Imom Ahmad rivoyat qiladilar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu masjidga boradigan yo'llarida, vallohu alam bu xalifalik vaqtlarida bo'lgan bo'lsa kerak, masjidga boradigan yo'llarida Abbos roziyallohu anhu ning tarnovi chiqib turar ekan. Tomidan tarnovi chiqib turar ekan, o'sha yo'ldan o'tib borar ekanlar. Bir kuni o'sha tarnovdan Hazrat Umar roziyallohu anhu ustlariga yomg'ir tushibdi. Hazrat Umar roziyallohu anhu haligi tarnovni sug'urib olib tashabdilar.
Abbos roziyallohu anhu keyin Hazrat Umarga e'tiroz bildirgandek qilib savol beribdi. Tarnovni siz olib tashladingizmi? Ha, men olib tashladim. Buni Rasululloh akram alayhissalotu vassalom o'z qo'llari bilan qo'ygandilar-ku, debdi. Shunda Hazrat Umar roziyallohu anhu aytdilarki, men qasd qildim, Allohga qasamki, hozir men o'zim narvon bo'laman, sen qo'ling bilan Rasululloh qo'ygan joyga qo'yasan. Keyin Hazrat Umar roziyallohu anhu o'zlari yelkalarini tutib turibdilar. Abbos roziyallohu anhu u kishini yelkalariga chiqib, tarnovni Rasululloh akram alayhissalotu vassalom qo'ygan joyga qaytib o'rnatib qo'yishgan ekan. Ana sahoba ikromlar Rasululloh akram alayhissalotu vassalomga ergashdi. Ana shunday go'zal namunalarni ko'rsatganlar. Bularning barchasi payg'ambarimiz alayhissalomni taniganlaridan, u zotga muhabbat qilganlaridan edi. Shu bilan birga sahobalarning mutobaatlarida yana bitta biz bugungi kunda oladigan istifoda shuki, ularning Rasulullohga ergashishlari mo'tadillikning garovi hisoblanadi. Mana dinda haddan oshish, tajovuzga yo'l qo'yish yoki dinda beparvolikka yo'l qo'yish holatlarining hammasi mazmum, mazammat qilingan holatlar bo'lsa, mo'tadillik talab qilingan. O'sha mo'tadillik qanday bo'ladi desa, Rasululloh akram alayhissalotu vasallamga ergashishdagi mo'tadillik bu sahobalarning mutobaatlari hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga ularga ergashish baxtini nasib aylasin. Subhanak allohumma bihamdika la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk.